annem kaybolduğundan beri, yani kaybolduğu andan beri sen şunu düşünüyormuşsun. Annenin öldürülmesinden bir cinayetten şüphelenmişsin. Evet, doğru. Daha niye o zaman söylemiyorsun? Niye? Ya, söyledim ya geçende. Hayır, ama şimdi ben sana şunu soruyorum. Annem kaybolduktan 2-3 ay sonra, 4 ay sonra aklına bu gelmiş ya gibi. Belki Didem Hanım gelir diye bir ümitlenmiştim. Sen bana şunu söyler misin? Bak, annenin kimliği nerede bulundu kaybolduktan Mustafa sonra? Mustafa Getmez'in evinde, yatak odasında. Ha. O kimliği sen ne zaman gördün Özkan? Annemin kaybolduğu gün. Hı-hı. Beraber gördük zaten, Özkan'la beraber gördük. Tamam, Özkan diyor ki bize, annemin kimliğini evde bırakması beni şüphelendirdi. Belki polislik bir şey olur diye, hepsi kayıt altında. Ne telefonuna ne de kimliğine dokunmadım. Parmak izin falan çıkar diye. Dolayısıyla ben annemin kimliği evde bırakmasından dolayı öldürülmüş olabileceğini düşündüm demişsin. Evet. O zaman aynı gün düşünmüşsün. Oğlum, düşündün de o zaman niye gidip de ben cinayetten şüpheleniyorum tamam, demedin. Hadi ben düşünmedim. Hiç, uzunca bir süre ama hiç ölebileceğini düşünmedik. Biz yani, bir dakika, bir şey konuşuyorlar, evet. Şimdi sen öyle düşündün, niye gidip emniyete? Zaten emniyete ilk giden benim Didem Hanım. Bir gün sonra yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü orada bir şey var. Orada bir sıkıntı var. Aynı gün gitmiş olsam uyuyordum. Uyuduğumu biliyorum. Tamam. Kardeşim de tasdikliyor. Bir gün sonra gitmişimdir. Büyük ihtimal diye şimdi düşünüyorum. Şimdi sizin ifadeniz var. İfadenize de geleceğim ama ifadenizin alındığı tarih 27.09.2018. Yani anneniz kaybolduktan Şubat ayında kayboluyor. O Eylül ayında, 2018'in Eylül'ünde alınıyor. Kepez'e ifade vermişsiniz. Dolayısıyla o şeydeki dosyaya eklenmiş. Evet, verdim. Kepez'de ifade verdim. Dolayısıyla oraya eklendiği için sanki o gün bir kayıp olmuş gibi, yani sizin böyle bir başvuru yapmamış olma ihtimaliniz de var. Daha emin değilim yani. Yok, başvuru yaptım Didem Hanım. Ben... Hayır, sonrasında kaybolduğu gün sabah 8'de bir kayıp başvurusu yapıp yapmadığınızla ilgili bir muallaklık söz konusu. Bir gün sonra. Bakın, kaybolduğu gün değil, bir gün sonra. Şimdi devletin kayıtlarında aynı gün görünüyor. Onu bilmiyorum. Orada bir kayıtlarda mı sıkıntı oldu bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. 2018 onu yılında. Onu ben de bilmiyorum Didem tamam. Hanım. Ama bana şunu söyler misin bak. Annenin kimliğini, annenin kaybolduğunu haber alınca hemen apar topar Mustafa Getmez'in evine gittiniz değil mi? Sen annenin kaybolduğunu nasıl öğrendin Özkan? Mustafa Getmez dedi, bana geldi. Peki. Kayboldu demedi, hastaneye gitti. Acaba kayıp mı oldu, bir şey mi oldu, başına bir şey mi geldi dedi tamam. bana. Sonra eve niye gittin, Mustafa Getmez'in evine niye gittin? Evet, telefonla kimliği evde mi? Şöyle onu ben söyleyeyim Didem Hanım. Söyle. Şimdi Mustafa Getmez diyor ki, Özkan diyor, annen hastaneye gitti, geri gelmedi. Ben annemi iki defa kendi telefonumdan aradım. Hı hı. Telefon uzun bir müddet çaldı, açılmadı. Üçüncü aramaya rahmetli Mustafa amca telefona çıktı. Hı hı. Özgür dedi, sen misin? Benim Mustafa amca. Telefonun sende ne işi var? Annen dedi, kimliğini, çantasını, telefonunu evde bırakmış dedi. Siz de eve gittiniz bu durumda. Biz de kardeşimle beraber gittik eve. Gittik tamam. ki yatak odasına, Mustafa amca, iyi hatırlıyorum şimdi. Çanta bu tarafta, sol evet. tarafta çanta, sağ tarafta telefon, cüzdan, nüfus cüzdanı, hı hı. böyle sıralamıştı. Peki Özkan, sen onun annenin nüfus cüzdanını orada gördüğün anda öldürüldüğünü düşünmüşsün. Evet. Peki neden ben bir kimliğine telefonda dokunmayayım, parmak izim çıkar diye endişelendin? Ya belki biri gelmiştir eve dedim. Ama gelse yani annenin cesedi orada olur yani. Evet. Orada yoktu. Kimin öldürdüğünü düşünüyorsun Özkan sen anneni? Ya ben iki çocuğundan tehdit alıyordu, onlardan şüpheleniyorum. Üvey çocuklarından şüpheleniyorsun. Evet. Adı ne onların? Demiray ile Saniye'den tehdit alıyordu. Demiray az önce Özgür'ün dediği... Onu evet. balkondan atmakla tehdit eden ve diğer kızı da Saniye. Evet. Ama bak Özgür şu iddia... O sırada anneni Saniyeler de şöyle, Çiçek daha doğrusu, üvey kardeşin. Onu şeye götürdüğün, Antalya'ya götürdüğün de evet. oralarda dilendirdiğin iddiası şimdi var. Şimdi bakın Didem Hanım, ben Çiçek Hanım'ı ömrü hayatımda görmedim. Öf üç kızın üçünü de görmedim. Evet. Şimdi annemi ben Antalya'ya götürsem... Allah aşkına. Hazır mı arkadaşlar? Röportajı vermedik galiba değil mi? Antalya'ya götürsem. Evet. Ben annemi bir daha geri getirir miyim? Bir dinle, kendini dinler misin Özgür? Dinleyeyim, bir gelsin tabii. ekranlara lütfen. Çiçeğin röportajı. O Mustafa Getmez'in üvey Hanım, çocuğu. Ha. O Saniye, Saliha değil isim. Saniye. Saliha, yanlış yazdınız. Yanlış yazdınız arkadaşlar. Hemen düzeltin. Bravo, çok dikkatlisin. Hiçbir detay gözünden kaçmıyor. Gelsin lütfen Çiçek'le yaptığımız röportaj. Buyurun lütfen.
ilk başta belli bayanlı geziyorlardı. Hani babamın ekonomik durumu da iyi, belli bayanlı geziyorlardı. Sonra yani Perihan teyze bile bile zaten. Perihan teyze de kendisine bir yuva, bir ev istiyordu yani, istermiş böyle evleninde. Çünkü o zaman da yine aynı böyle çocuklarla bir sorunların olduğunu söylüyorlardı yani, bu kadar. Peki Özgür Bey annesine şiddet uyguluyor mu? Uyguladı mı hiç? Veya siz gördünüz mü, babanı söyledi mi size? Ben görmedim ama Perihan teyze kendi söylüyordu hani, ondan çok korkuyordu yani, öyle söyleyeyim. Özgür Bey'le babamı hiç karşı karşıya görmedim. Perihan Hanım giderken kimliğini ve telefonunu bırakarak gitmiş hastaneye. Yani siz hiç hastaneye götürüyor muydunuz çocukları olarak Mustafa Bey'in? Yoksa kendisi mi giderdi veya bir komşuyla mı giderdi? Yaya mı giderdi yoksa otobüste mi? Yani onlarla ilgili biraz detay verirseniz bize. Benim mesela orada babamın yanında kim oldu? Mesela diyelim ki kardeşim var. Kardeşim götürüyordu. Yazları genelde ben götürdüm. Ondan sonra bir tane komşumuz vardı, o götürüyordu. Eğer kendisi bu hıçkırık yüzünden çok hastalanmasa kendi de gidiyordu. Ama bu hıçkırık yüzünden bayağı bir sıkıntısı vardı. O hıçkırdığı zaman kendisinden geçiyordu, çok kötü oluyordu. Çiçek Hanım, biliyorsunuz ki Perihan Hanım 2018 yılında hastaneye gidiyorum diye evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Evet, bir de hastaneye gidiyorum diye gitmedi. Babamla birlikte sabah namazına kalkıyor. Namazı kıldıktan sonra o bizim evin aşağısına aşağı gidiyor. Komşumuzu da görüyor. Diyor nereye, hani teyzeye soruyor, gidiyor. Teyze duymuyor bile. Oradan aşağı gidiyor. Caminin kenarında gidişi var. Bir daha haber alınmadı. Peki hiç babanıza sormadınız mı kaybolduktan sonra? Yani bu kadın nereye gitti diye. Babam dedi ki namaz kılıyorduk beraber. Namazdan sonra ben uyudum. Uyuduktan sonra uyandığımda yatakta yoktu. Sağa sola sordum. Oğlanlarına sordum. Bilmiyoruz dediler ve kayboldu. Bu kadar. Şunu söyleyeyim. Eğer Perihan teyze aklı başında herhangi bir rahatsızlığı yoksa, çocuklarına düşkündü, her türlü gelirdi. Eğer aklı başında o hıçkırığı tutmamışsa, eğer hıçkırık hastalığı, o hıçkırık derken yanlış anlamasın, böyle inanılmaz bir hıçkırıktı. Böyle hıçkırdığı zaman kendisinden geçer, bayılırdı böyle. Özgür'ü bulabilirseniz, Özgür'ün Antalya'da çevresinde eğer yaşıyorsa mutlaka Özgür Bey'in yanındadır. Ondan sonra hani böyle bir sokak dedikodusu olur ya, siz daha bilirsiniz, çok da önem verirler buna. Dilendiriyor diye de düşünüyoruz ve bunu da söyleniyorlar. Ama mutlaka eğer yaşıyorsa Özgür Bey'in yanında Antalya'yı çok araştırsınlar diye en son cümlem budur yani. Bir de bana, evet, dilendiriyor diyen Saniye Hanım telefon attığında zaten şu anda. Şimdi buyur. Saniye Hanım telefonda beni annemi götürdüysem ben otobüse götüreceğim değil mi? Evet. Otobüse de biletle yani, isimleri yazılacak. Diğer türlü de götürebilirsin. Bir arabayla da götürebilirsin. Didem Hanım ne götürmesi ya? Allah rızası arabanız için ya. Arabanız yok mu? Yok. Peki. Saniye Hanım, iddianın sahibi Saniye Hanım telefon hattında şu anda. Saniye Hanım merhabalar. Alo. Saniye Hanım, merhaba. Canlı yayındayız. Didem Arslan Yılmaz ben. Şimdi evet, sizin üvey annenizin oğlu Özgür bulabilirseniz dediniz. Özgür burada. Siz Özgür'ü suçluyorsunuz. O dilendiriyordur. Hayır, ben Özgür'ü tanımam yavrum. Ben Özgür'ü niye suçlayayım? Ama dediniz niye ki, öyle yapıyorsun Saniye abla? Ben senin yüzünü görmedim, bir şey yapmadım. Ben annemi Antalya'ya götürsem niye dilendireyim ya? Niye öyle diyorsun bilip bilmeden sokak dedikodusu diyorsun? Siz yanlış kişiyle araştırıyorsunuz. Benim işim olmaz. Ben Özgür'ü nereden gördüm? Özgür'ün ben anlamam. İlk defa beni görüyorsun televizyonda. Ama röportajda ben anlamam kardeşim. Sen diyorsun ki Antalya'ya götürmüştür. Hayır, hadi ispatlayın o zaman. Dur bir dakika. Hayır, özür dilerim ya. Dur bir dakika. Röportaj yaptığımız kişi Çiçek ya. Ben karıştırdım. Özür dilerim. Röportaj yaptığımız kişi Çiçek. Saniye Hanım, sizin şüphelendiğiniz Saniye Hanım telefonu attığında. Şimdi şöyle söyleyeyim Saniye Hanım, ben karıştırdım. Özür dilerim. Şimdi şöyle Saniye Hanım. Şimdi Özkan da bunu söyledi. Özgür de bunu söyledi. Daha doğrusu Özkan söyledi. Yani sizin kardeşiniz Demiray, tamam mı? Üvey annenizi balkondan atmakla öldürmekle tehdit etmiş. Hem Özgür de Özkan da oğulları diyor ki Özge de kızları da bunu söylüyor. Bizim annemizin başına bir şey getirdiyse bunu Saniye yapmış olabilir diyorlar. Buyurun siz tamam, ben bunu Perihan Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Ne zaman gördünüz? Ha, tamam. Röp hakkı veriyorsun bana. Nasıl? Ben de konuşabilir miyim? Tabii buyurun siz. Yani sonuçta bir cinayetle suçlanıyorsunuz. Tabii ki konuşun. Ben de konuşacaksam benim mahalleme gelirsin. Ben sana isim vermeyeceğim. Benim evimde kalıyordu babamla Perihan teyze, kalıyorlardı. Hı hı. Oturuyordu bir hafta, duruyordu. Kalkıp gidiyordu.
benim mahallemde sorabilirsin. Ben sana adam göstermeyeceğim demek istiyorum. Hani filancı filancı demeyeyim. Mahalleye gel bir araştır bakalım. Araştırır. Zaten şu anda duyanlar da bizi ararlar. Siz merak etmeyin. Özgür